Karayas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Avrupa'da şampiyonlar belli oldu. Ben kazananların temsilcisi olarak Manchester'a girdim. Ilgaz de... abi de 3 yiyerek PSV şampiyon yapan Ajax'ın formasını giymiş. Niye böyle bir tercihte bulundun abi? Hakim Ziyech'in askeri olduğum için. O adama yapılanları affetmeyeceğim hiçbir zaman. özel bir foundation için tasarladıkları formaydı bu. Onun formasıydı. Bunu da ben çok beğenip almıştım zaten. Kırmızısını aramıştım, bulamamıştım. Bu rengini bulmuştum. Biraz belli. Belli abi, aradığını bulamadığın çok belli oluyor. Madem öyle bir başlardı bakalım. Biz mi başlayalım? Tamam, şöyle çekelim o zaman hemen ilk etapta. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Bak Mustafa Göksuroğlu'nu yaşatıyorum burada aramızda da. Konyaspor Kasımpaşa. Arkadaşlar bu maç kırmızı, onu söyleyeyim. Yanlış yapmışlar. Yanlış yapmışsınız yani. Konyaspor açısından kırmızı. Çünkü Konyaspor ligde kalmak için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Konyaspor bu sezon kendi sahasında orta sıralarda yalan takımlara karşı 4 maç oynadı. 3 kez 2.5 ve altında gol atıldı bu maçlarda. Kasımpaşa bu sezon deplasmanda ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı 5 maç oynadı. Bu maçlarda 4 kez taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. Hakikaten zor maç yani. Ben Kasımpaşa'nın oynama stiline pek güvenemiyorum. Çünkü maçı tutar gibi gözükseler de birdenbire maç 2-2'ye gelebiliyor. Çılgın maçlar oynanabiliyor. Konyaspor kendi sahasında muhakkak kazanmak zorunda olduğu bir maç. Ben bu maçta toplam 2-3 gol diyorum. Alanyaspor Galatasaray. Alanyaspor bu sezon kendi sahasında ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı 5 maç oynadı. Bu maçların tamamında 2.5 ve üzerine gol atılmış arkadaşlar. Yani Alanya büyük maçları coşturuyor. Galatasaray bu sezon ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 11 maçta 10 galibiyet elde etti. Bu da önemli bir veri ama artık Galatasaray için Başakşehir galibiyetiyle birlikte yeni bir döneme girildi. Bu da en kritik maç bence onu tamamlayıcısı olarak. Ben ilk yarı 2 diyorum. Galatasaray'ın ilk yarıda gol atıp işi bitireceğini düşünüyorum. Doğru. Ben de çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum bu deplasmanda. Çünkü Alanyaspor savruk bir takım. Savruk takımlara karşı Galatasaray daha iyi oynuyor. Dedik hemen Avrupa'daki diğer rotamıza gidelim. Premier Lig. Premier Lig diyorsun yani. Tamam. Buyur abi. Evet. Premier Lig ayağınıza geldi. Tamam. Ben şöyle bakıyorum. Mavi köşeden seçmeyeceğim. Kırmızı köşeden. Ilgazcılar köşesinden çekiyorum şöyle. Yaz köşesi, kış köşesi gibi yaptık. Kırmızı mı değil? Evet. Arsenal West Ham maçındayız. Oo. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 12 maçta 11 kez 2.5 üzerinde gol atıldı. Arsenal bu sezon kendi sahasında ligin orta sıralarında yalan takımlara karşı oynadığı 6 maçta 5 kez ilk yarıları önde kapatan taraf oldu. Eyvallah. Yani West Ham öyle bir takım ki yani gidip 3-0 kazanabiliyor. Sonra Stock City ile Uğur ve Emre'nin golleriyle berabere kalabiliyor Stock deplasmanı. Öyle söyleyeceğiz ona yani. Ki Stock deplasmanlardı geçen hafta biliyorsun. West Ham Stock maçı yapmıştı yani. Yani ben Moyes'a hiçbir zaman güvenmedim. Manchester United'ın başına geçtiği zaman bile. Ki bizim adımıza Moyes olur o yani. Söyleyeyim ben sana. Ama şu ilk veriye ben güveniyorum. Ev sahibi takım bu sezon ligde oynadı. Son 12 maçta 11 kez 2.5 üzerinde gol atıldı. Bu Bob'un da Bob'u esasında. 2.5 üzerinde. Ben 2.5 üst biter diyorum. Arsenal West Ham maçı. Ilgaz abi Karayas'ı kıskanmış. Karayas'a yönelik hareketler. Oğlum, daha pragmatist. Oynamaya yönelik değil, sonuca yönelik hareketlerde bulunuyorsun. Dikkatimi çekmiyor değil. Şöyle Everton Newcastle. Kanser olacağımız bir maç. Argı izlerken. Yani Rafa Benitez hocamın hakkını ver lütfen yani. Rafa Benitez hakikaten büyük iş yaptı. Ben Sam Allardyce hocamın hakkını verdim az önce zaten. Everton'ın ligdeki son 4 maçın 3 tanesi de karşılıklı gol olmuş. Bu bile bayağı enteresan bir olay. Bunu söyleyeyim açıkçası. Newcastle'da ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı. Çok iyi form grafiği tutturdu Benitez. Everton'ın gerçekten maçları epey sıkıcı oldu. Newcastle'da deplasmanda açıkçası 6'a daha yakın bir. İlk yarı 0 der misin mesela? Olabilir. Olabilir ama ben 2.5 alt deyip doğrudan maçı komple kapsayacağım arkadaşlar. 2.5 alt bitti. Uğur daha demin bana pragmatist dedi arkadaşlar. Abi ilk yarı 2 dedik. Daha bunun gideri yok. Atar gidere gider. Biz de böyle. Ne yapalım? Oğlum biz de Trezeguet'in olduğu takımda toplam 2-3 gol dedik. Benim aldığım biz daha büyük yalnız. Konya Kasımpaşa maçında yani. Abi Dortmund, Bayern Münih yani Ilgaz Sinan için La Liga'ya gidiyoruz. Evet. Buyurun. Çekelim. Ortadan çekiyorum bu sefer bak. Liberal şey daha böyle. Schalke maçı çek de konuşalım abi. Schalke Levante. Şöyle sen Ruhr derbisi çek. İki haftaki maçı istinade. Atletico Madrid'i Betis. Yani şu maç için yorumum şu olacak esasında. Atletico Madrid'in ilk bilgisine güveneceğim ben de. Atletico Madrid evinde oynadı son 7'lik maçında kazandı. Bu başka.
Ama Real Betis'in deplasman karnesi. Hakikaten çok epik bir Sevilla maçı oynadıktan sonra Real Betis mevsim normallerine döndü esasında oynamış olduğu maçlarda. Girona'ya karşı da bir diyorum ben bunu. Bu maçta doğrudan liberal bir bahis sever olarak, önerici olarak 2.5 atlıyorum arkadaşlar. Geçiyorum yani. Abi. Yok, Real Betis de biliyorsun bir yere falan geçirmemek istiyor. Sertem Gavalesi'yi çektim ben de. Ya zor maç be. Abi bu hafta biraz sıkıntılı maçlar. Harbiden zor maç yani. Valencia'nın deplasmanda oynadığı son 4 maçın 2.5 alt bitti. Valencia ayrıca deplasmanlarda oynadığı son 5 maçta 3'te galibiyet aldı. Ama ya bir yandan Celta Vigo 2.5 alt olacak bir takım değil. Evet. Ama ben yine de Valencia'ya güveniyorum abi. Gollü bir maç olsa da Valencia 2 diyorum. Tertemiz. Böyle maçlarda takıma güveneceksin. Skora, gole güvenemiyorsan. Sivan Sazan'ın askeri izliyorsun yani. Aynen. Gedeş'in askeri izliyorsun. Gonçalo Gedeş. Evet, La Liga'yı bitirdik. Şimdi gerçek, gerçek Bundesliga'ya geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Buradan Bundesliga'dan devam edelim. Buyurun tamam. Abi. Köşe köşe liberal liberal derken o zaman birazcık da şöyle sol ağırlıkla gidelim o zaman. Hadi sırayla gidiyoruz. Ortanın solu abi. Ortanın solundayız abi. Ortanın solunu çektik. Ortanın solu sonra pahalıya varlığı değil mi? Dortmund Leverkusen maçı. Harbiden süper maç. Dortmund evinde oynadığı son 5'lik maçında 4 galibiyet aldı. Leverkusen deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde karşılıklı gol oldu. Güzel fakat Batshuayi'yi kaybettiler arkadaşlar. Batshuayi sakatlandı. Bunu belirtmiş olalım. Esasında Leverkusen yırtık uçurtmadı gibi bir takım yani. Adamlara hiç güveni olmuyor. Yani. Hakikaten güvenemiyorsun adamlara. Çünkü Roger Schmidt sonrası hemen hemen aynı kafada devam etseler de savunmayı biraz daha toparladılar diyebiliyorsun. Bazı maçlar üzerinde konuşuyoruz bu noktada. Yani çok pragmatist davranıp 3.5 gol alsın diyeceğim. Abi. Vereyim parasını başka bir tahmin yap. Gözünü seveyim mi? Nasıl tahmin ya? Yap hadi yap. 5.5 alt arkadaşlar. Yok. 5.5 alt. Uğur ne diyeyim şimdi cumacı abi? Batshuayi yok. Leverkusen kazanır diye sen doblo ya de karşılıklı gol var da geç ya. Nasıl karşılıklı gol olacak abi? Dortmund atamıyor işte ne yapacağız? Abi kendi evine atar bir şekilde olur ya. İşte 2-1, 1-1 bir şey bitecek abi. 2-1, 1-1 bir şey bitecek diyorsun. Evet yani. Abi. Yok 3.5 at demiyorum abi. Ben sana net olarak bu maçta söyleyeceğim. Bu maçlarda daha farklı bir havada oynuyorlar. KG var diyorum abi. Ben de şunu alayım. Hannover Bayern Münih. Hannover'in ligdeki son 5 maçının 4'üne karşılıklı gol olmuş. Bayern Münih'in de ligdeki son 6 maçı 2.5 üst bitmiş. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Hannover iç sahada gerçekten iyi bir takım, sağlam bir takım. Bayern Münih'in zaten gol atmama ihtimali yok. Olmadığı yok için. Yani. Onun hiç öyle bir ihtimal yok. Topa yani. Girmiyorum. Ben karşılıklı gol var deyip geçiyorum. İtalya. Emre Özcan'ın ligine gidiyoruz. Aynen. Buyur abi. Buyur abi. Güzel buyur abi diyorsun. Ne vereyim abi? Seçeceksin. Tamam, şöyle seçtik o zaman. Hemen ekranlarımızı gösterelim. Abi Milan Benevento. Benevento. Yani gönül isterdi ki Benevento kazanır demek. Yani. Ama peki sana can alıcı soruyu soruyorum. Abi ruh hastası abi. Bir takım mı ya? Evet. 10 kişi Lazio'ya 1-0'dan 2-1 yapıyorlar sonra 5 tane daha yiyorlar 6-2 bitiyor. Böyle maç olur mu abi? Gattuso bu maçı 2.5 alt bitirmeyi becerebilir mi? Ben sana can alıcı soruyu soruyorum. Her yok. Şeyi geç bir kenara. Abi Benevento kalecisiyle gol atıp 2-2 bitirmiş takım biliyorsun Milan çünkü maçıydı. Gattuso'nun ilk maçıydı o değil mi? Aynen. Tabii. Acayip olaydı ya. Yani Benevento'ya güven olmaz abi. Ben Benevento varsa abi, karşılıklı gol var diyorum. Büyük takımları atıyorlar. 2'şer tane atıyorlar bir de yani. Evet. Hiç eyvallahlar. Juventus zor yendi. 2 penaltı çaldılar öyle yendiler. Ya böyle bir şey yani. Yani buradaki bütün bilgileri es geçeceğiz arkadaşlar. Milan'ın evinde oynadığı son 5'lik maçının 4'ü 2.5 at bitti. O birine güveneceğiz biz. Milan'ın evinde oynadığı son 3 maç, Milan evinde oynadığı son 3'lik maçından da beraberlikle ayrıldı. Onu da es geçiyoruz. Büyük ihtimalle Milan kazanacak ama zorlanarak kazanacak. 2.5 gol üstü diyorum ben bu maçta. Evet. Bayağı eğleniyoruz derken eğlenceye biraz eğlenceli olsa limon sıkıp Juventus Napoli. Juventus evinde oynadığı son 7'lik maçında kazandı. Napoli de deplasmanda oynadığı son 3'lük maçından da beraberlikle ayrıldı. Ve çok düşük skorlu maçlar oluyor. Şeyde de Napoli'nin açıkçası son maçları ışığında da söylüyorum. Bayağı kısır geçiyor yani. Bu maçta kısır geçer 2.5 alt biter diyorum. 2.5 alttan yana kullanıyorum tercihimi. Kuponuma da koyacağım. Evet güzel. Ne yapalım kuponları da yapalım ya. Kuponları hemen yapalım. Dışarıda bırakacağımız maçları da seçeceğiz tabii ki bu arada. Ben Alanya Galatasaray'ı koydum. Everton Newcastle'ı koydum. Sertepe Valencia'ya hiç güvenmiyorum. Hannover Bayern Münih ve Juventus Napoli.
Şöyle konumu da oluşturumu da yaptım oldum diyorsun öyle mi? Tamamdır. Ben de şuradan bakıyorum. Milan Benevento'yu koydum tabii ki. Atletico Madrid Real Betis'i de koydum. Arsenal West Ham'ı da koydum. Kırmızıyı koyacağız koy, tabii koy, ki. Koy abi. 3.5 at ya. Karşı, karşı KG var ya. Yok değiştirdik oğlum. 3.5 at falan demedik. Bırak kaçırdı. Ya ben de nedense Konyaspor Kasımpaşa maçına hiç güvenmiyorum. Hakikaten güvenemiyorum maça. Yani, sen Kasımpaşa'ya güveniyorsun anladım seni. Yani ben Kasımpaşa'ya güvenemiyorum. Hakikaten güveniyorum. Adamların çünkü futbolu çok enteresan bir futbol yani. Ve daha çözülebilecek bir şey değil. Birdenbire böyle farklı bir şeye gidebiliyorlar. Benim de ben de kuponumu bu şekilde oluşturdum. Geçen hafta karyası evet yapmıştım. İnşallah bu hafta seriye bağlarım artık. Seri vakti geldi. Güzel de maçlar oldu. Bakalım neler olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.